Gelmiş her şey Türkiye için. Dualarımız, hayallerimiz, göz bebeğimiz, o başkanımız. Hep onu söylüyor şarkılarımız. Kim durabilir milletin önünde? Bu sevda ölümsüz herkesin dilinde. Bizi yıkmayı kolay mı sanıyorsun? Söyleyelim şimdi, tüm dünya duysun. Duyanlara, duymayanlara, soranlara, sormayanlara. Biz onu seviyoruz, çok seviyoruz. Biz orduyu çok seviyoruz. Biliyorum, ordu da bizi çok seviyor. 14 Mayıs akşamı bu sevdanın çok daha güçlü bir şekilde tecelli ettiğini göreceğiz. Neler yazmışlar, neler. Boztepe'nin başında kara koyun yayılır. Bay bay Kemal'e giden oy HDP'ye sayılır. Doğru. Havada bulut yok. Bu ne dumandır? Bay bay Kemal'in vaadi 2 kilo soğandır. Bahçeye gel bahçeye. Kuru fındık bulursun. Kandile yoldaş olan ordudan uzak dursun. Ya benim hemşerilerim işini biliydi ha. Evet, Kandil'den talimat alanlarla bir yere varılır mı? Biz talimatımızı önce Allah'tan, sonra milletten alıyoruz. Evet. İki koyun verseler evin yolunu bulamaz. Andırgas'ın masası ordudan oy alamaz. Sevgili ordular, başımızın tacı, kıymetli hanımlar, geleceğimizin teminatı, kıymetli gençler, değerli kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Yaklaşık 10 ay sonra bir kez daha orduda olmanın, sizlerle hasret gidermenin memnuniyeti içindeyiz. Ne diyor ordu türküsünde? Ordunun dereleri aksa yukarı aksa, vermem seni ellere, ordu üstüme kalksa. Öyle mi? Dünya üstümüze kalksa, orduya olan sevgimizi, aşkımızı, gönül bağımızı hiçbir şeyle değişmeyiz. Girdiğimiz her mücadelede yanımızda olan ordunun vefasını, kadir şinaslığını asla unutamayız. Karadeniz'in bu güzel şehri, bölgesinin parlayan yıldızı olmanın yanında Türkiye yüzyılı hayalimizi birlikte gerçekleştireceğimiz yol arkadaşımızdır. Biz orduyla birlikte Türkiye yüzyılı yolunda ilerlerken birileri de Türkiye'nin kuyusunu kazmanın peşinde. Bunun için ne yapıyorlar?
kime ne demeleri gerekirse onu diyorlar. Talimatı veren neresi? Kandil. Kandil'e dönüp selosundan aposuna hapisteki tüm PKK'lıları çıkartacağız diyorlar. Bu selo kim? Bu selo Diyarbakır'da 51 Kürt vatandaşımızın ölümüne neden olan kişi. Terörist. Onu çıkaracaklarmış. Bay Bay Kemal de bunun taahhüdünü veriyor. Söylesene Bay Bay Kemal, mecliste HDP ile neler görüştün? Neler konuştun? Söyle. Söyleyemez. Kamudan ihraç edilen PKK'lıları devlete geri dolduracaklarmış. Belediyeleri istediğiniz gibi kullanmanız için örgüte teslim edeceğiz diyor. Ülkemizin güney sınırlarını Suriyelileştirerek kana ve ateşe boğmanıza izin vereceğiz diyorlar. Suriye'deki askerlerimizi çekip orayı ülkemize rahatça saldırabilesiniz diye tamamen size bırakacağız diyorlar. Kendi mitinglerine katılıp Van'da ne dediler? Dişe diş, kana kan, intikam dediler. HDP mensuplarının örgütün parmak işaretiyle selamlıyorlar. Kardeşlerim, eline her mikrofon alan HDP'linin, PKK'lının tehdit dolu açıklamalarına elleriyle ne yazık ki kalp işareti yaparak cevap veriyorlar. PKK'sından HDP'sine bölücülerin nasıl cüretkar bir şekilde ortaya döküldüklerini görüyorsunuz değil mi? Bay Bay Kemal'den almışlar sözü. Şimdiden silahlarını doldurmaya, molotoflarını hazırlamaya başlamışlar. Bu manzaradan en az bizim kadar CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimizin de utandığına inanıyorum. Sadece bu da değil. Öte yandan FETÖ'ye dönüp meclisi, emniyet müdürlüğünü, köprüyü, külliyeyi bombalayan 252 insanımızı şehit edenler dahil tüm mensuplarınızı cezaevinden salacağız diyorlar. Yurt dışındaki elemanlarınızın geri dönmesini temin edeceğiz diyorlar. Kamudan tasfiye edilen 100.000'in üzerindeki elemanınızı yeniden devlete dolduracağız diyorlar. Yeniden bu milletin evlatlarını ailelerinden kopartasınız diye faaliyetlerinizi serbest bırakacağız diyorlar. Ülkenin tüm kaynaklarını tekrar size açacağız diyorlar. Dışarıdaki ve içerideki FETÖ'cülerin heyecanını görüyorsunuz değil mi? Bay Bay Kemal'den almışlar sözü. Şimdiden sinsi planlar yapmaya başlamışlar. Londra'daki tefecilere verdikleri söz konusunda ayakları birbirine dolaştı. Biri 300 milyar dolar diyor, öteki hemen gelmez, 10 yıl sürer diyor. Beriki 10 yıl çok. 5 yılda gelir diyor. Nasılsa yalan. İstediğin rakamı söyle. İstediğin vaadi ver. Biz yüzlerce milyar dolar değerinde doğalgaz, onlarca milyar dolar değerinde petrol buluyoruz. Nükleer santral yapıyoruz. Güneş enerjisi santrali kuruyoruz. Bunlar sevinmek yerine karalar bağlıyor. Yahu bu doğalgazı, bu petrolü, bu nükleer santrali, bu güneş enerjisi santralini biz cebimize koyup götürmeyeceğiz. Bunların hepsi de ülkenin değeri, milletin kazancı, devletin karı.
Gençler, gençler, şu kalan 10 günde var ya, ordunun gençlerini muhakkak sandığa götürmeniz lazım. Tamam. Tamam. İşi sıkı tutalım. İşi sağlama alalım. Bak, savunma sanayi projelerinde ne yapıyorlar? Ben de sizin yanınızdayım. Sağlıktan ulaşıma tüm yatırımlarda şahit oluyoruz. Aynı fotoğrafı dış politika alanında da görmek mümkün. Değerli kardeşlerim, bu tabloya bakınca insanın aklına ister istemez şu soru geliyor. Türkiye'nin enerji bağımsızlığını elde etmesinden kim rahatsız olur? Türkiye'nin savunma sanayi alanında bağımsızlığını elde etmesinden kim rahatsız olur? Türkiye'nin her alanda güçlü bir altyapıya sahip olmasından kim rahatsız olur? Türkiye'nin siyasetiyle, ekonomisiyle, askeri gücüyle bölgesinde ve dünyada söz sahibi olmasından kim rahatsız olur? Terörü yenen, darbeyi püskürten, koronayı atlatan, depremin yıkıntıları altında kalmayan ekonomisini ayakta tutan Türkiye'den kim rahatsız olur? Öyle ya, bu ülkenin ekmeğini yemiş, suyunu içmiş, havasını solumuş hiçbir insan, özellikle bu milletin evlatları, bundan rahatsız olmaması gerekir. Tabii biz biliyoruz, bunlardan kim rahatsız olur? Üç kıta, yedi iklime yayılan Osmanlı'yı dört bir yanından hançerleyerek tarihe gömenler bu durumdan rahatsız olur. İşte şu anda Osmanlı'nın, Cumhuriyet'in ileri gelenleri karşımda. Onlarla yürüdük biz bu yollarda. Onlarla biz Cumhuriyet'e ulaştık. Onlarla bu vatan topraklarını vatan yaptık. Ama buna rağmen Çanakkale Savaşı'nda, Kutula Mağare'de, milli mücadelede milletimizin bileğini bükemeyenler bu durumdan rahatsız olur. Cumhuriyet tarihi boyunca nice ayak oyunuyla bizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefimizden uzak tutanlar bu durumdan rahatsız olur. Rahmetli Menderes'in, rahmetli Özal'ın başlattığı atılımları akamete uğratmanın sevincini yaşayanlar bu durumdan rahatsız olur. Hepsinden önemlisi, 21 yıllık iktidarlarımız döneminde bizim önümüzü kesemedikleri için renkten renge girenler bu durumdan rahatsız olur. Hiç kusura bakmasınlar. Bunları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Baktılar başka türlü olmuyor. Bu seçimde karşımıza bir garip masayla çıktılar. Karşımızda kurulan masanın etrafına toplananlar da öyle rastgele seçilmiş değiller. Bunların her biri Türkiye'nin önünü kesme projesinde kendilerine farklı misyonlar verilerek belirlenmiş kişilerden oluşuyor. Bir tanesi Kuzey Irak'ta ve Suriye'de desteklenip semirtilen bölücü örgütün ülkemiz üzerindeki emellerini gölgelemek için orada yer alıyor. Güya milliyetçi olduğunu söyleyen ama Kandil'den yapılan açıklamalara PKK'lıların cüretkar bir şekilde yürüttükleri kampanyalara ses çıkarmayan bu kişi bir ara masadan kalkmaya yeltendi. Sonra ne olduysa kolundan tutup geri masaya oturttular. O günden beri de kontrolsüz bir şekilde sağa sola yalpalayıp duruyor. Bir diğeri Batı ülkelerinin geleceğini tehdit eden en büyük akım olan LGBT dayatmasını gölgelemek üzere masada yer alıyor. Sorsanız milli görüşçüyüz derler. Ama milletimizin milli değerlerini dinamitleyen projelere seslerini çıkartmazlar.
Cumhur İttifakı'ndan LGBT'ci olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi LGBT'ci. İYİ Parti LGBT'ci. HDP LGBT'ci. Diğerleri saymıyorum zaten. Onlar da LGBT'ci. Biz değerli kardeşlerim ailenin kutsiyetine inanırız. Ailemize leke sürdürmeyiz. Tamamen bunların tabanları boşalmış olmasına rağmen Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Bakanlık, Milletvekilliği sözleriyle evet bir avucu idare etmeye çalışıyorlar. Bizden gidenleri zaten ben saymıyorum. Onların ne olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Onların masada da İrab'da da mahalli yok. Şimdi bakalım seçim sonunda onlara ne düşecek. Bir de masaya sonradan eklenenler var. Masanın altındaki HDP'yi allem edip kallem edip üstüne çıkardılar. Onu dengellemek için de ilave iki belediye başkanı getirip masaya monte ettiler. Cumhuriyet'in kurucu partisi olduğu iddiasındaki CHP'yi tüm bu tiyatronun başına geçirenler aslında en büyük ıstırabı bu partiye gönül vermiş olanlara çektiriyor. Zaten bir tanesi ayrılıp kendi partisini kurdu. Kendi adaylığını ilan etti. Kalanlar seslerini çıkarsalar hain damgası yiyecekler. Seslerini çıkarmayıp bay bay Kemal'in deyimiyle tıpış tıpış gidip oylarını verseler ülkeye kötülük edecekler. Aynı durum diğer partilerin tabanları için de geçerli. Hepsinin de diyemeyeceğim. Neticesini 14 Mayıs'ta göreceğiz. Şimdi isterseniz gelin bu koalisyon masasının durumuna şöyle görüntülü olarak bir bakalım. Sosyal Sigortalar Kurumu'nu kim batırdı? Kılıçdaroğlu maaşları ödeyemeyeceğini açıklıyordu. Bir itirafta bulunmuş, hastaneler çürüyor. Sağlık Bakanlığı'na alın diye yalvarıyorum demişti. Saat tam 6:30. Geç mi kaldım? Vicdanları da varsa bir de bizim halimize bak. Halkın biraz çilesini görsün. Buyruk beklerken hasta olmayalım. Hoş bir görüntü değil. Her hastanemizde yaşanan bir dram maalesef. Yok. İki hafta sonra kurultay var. Sizin liderliğiniz... Hayır öyle bir şey söz konusu değil. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na aday olacağımı kamuoyuna duyurmayı... Önemli bir görev sayıyorum. Genel Başkan olarak seçildiğim zaman da kendime göre bir hedef koymuştum. %40. Bu yakalarız yakalamaz o ayrı bir şey. Tek başına ben değil yani yönetim kadrosu olarak. Demek ki bu işi götüremedik diyeceğiz. Çıkacağız diyeceğiz ki hadi bize eyvallah. Başarısız olursanız oyunuz düşerse koltuğumda kalacağım diye bir düşüncem yok. Bir partinin genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı olmamalı. Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu ortak aday ama partisinden ayrılmayacak. Hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz. Namus sözü veriyorum ve garanti veriyorum. Namus sözü vermişlerdi. Ben 3 çocuk okutuyorum. Namus nasıl sözü veriyor. Öğrenciler için toplu taşıma ücretsiz İstanbul olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde öğrenci olduğumuz için de oynuyoruz. Bu traktör köylüye, CHP'den hediye. Çarpıcı olsun diye. CHP'ye oy verene traktör bedava. Belediyenin kapısının önüne konulanların hakkını kim ödeyecek? Kentsel dönüşüm projesinde aylardır verdiğimiz mücadelelerle ihaleler ertelendi. Durdurma konusunda onların hakkını kim ödeyecek? Hayatı yalan ya. Yalan. Kılıçdaroğlu bugün HDP ile buluştu. Kılıçdaroğlu tarihsel fırsattı. Allah'ım istiyor. Kapalı kapılar ardında söylenenlerin kamuoyunun da bunların zekere girmesi gerekir. HDP 11 maddelik talep belgesi yayınladı. Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılmasını istiyor. Bir Kürdistan gerçeği olacak. Başkanın heykelini dikeceğim, heykelini. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Ekrem Dilek İmamoğlu çift divan mitinginde CHP ve HDP bayraklarıyla dolu alanı selamladı. Bize katılacaksınız diyor. Bay bay Kemal. Kalabalık da İmamoğlu çiftine Selo'ya özgürlük sloganıyla yanıt verdi. Suriye'de elde edilen statü Türkiye'de de elde edilecektir. Yerel yönetim şartları var. Bunların olduğu gibi kabul edilmesini istiyorum. Yerel yönetim özellikli şartını mutlaka getireceğiz. Sen
HDP'nin başarı Sayın Öcalan'ın çok önemsediği bir projedir. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. HDP'ye bakanlık verilebilir. Elbette verilebilir. Meral Akşener'in çağrısı üzerine bir ittifak kuruldu. Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını bile HDP sağladı. Biz masada oturup 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz. Size oy vereceğiz. Şunu yapmayın etmeyin. Herkes haddini bilecek. İYİ Parti size söylüyorum. HDP ve PKK size oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturacaksınız. Siz Mustafa Kemal'in askerinin generali olsanız ve ne yazar? İç sürüleri. Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye, PYD'ye yaslıyoruz. Bu kardeşlerimizin oylarına talibi SKK'lıdırlar. Hiç fark etmez. Böyle bir ortamda tabii altılı masaya bilgi oldu. Millet İttifakı, AKP, MHP iktidarına karşı bir umut da yarattı. TC devleti liste liste açıklamış. Tek bir terörist. Görüyor musunuz teröristleri? İşte bu teröristlere sırtını dayayanlara 14 Mayıs'ta ordum Allah'ın izniyle en güzel cevabı verecek. Gezi Parkı'nı bahane edip yakıp yıkan provokatörler polise demir bilye ve taşlarla saldırıyor. Ekrem İmamoğlu deprem risk yönetimi dairesi başkanlığını Tayfun Kahraman'ı atadı. 3. köprü, 3. havalimanı, Kanal İstanbul, A3'e kaldırılması istemleri iktidar sahiplerine iletmek istiyoruz. Halkımıza şu çağrı yapıyoruz. Herkes bulunduğu yerden sura doğru yürümelidir. Bütün mahallelerde, dış mahallelerden, dış ilçelerden. Gömülen, camilere gizlenen silahlarını çıkaran örgüt saldırılarını artırdı. Gençler hendek kazıyormuş, halk barikat kuruyormuş. Başka bir yol gösterin onu yapsınlar. Ne varsa gücümüz ortaya koyup direnip mücadeleyi büyüteceğiz. Halkımızı bu çerçevede direnişi daha fazla sahiplenmeye çağırıyoruz. Emniyet binasını vurun, emniyet binasını tahrip edin. Bütün zorlular vurulsun. Vurun ordu, vurun. MİT ateş altına alındı. Direnen kalabalıklar doğrudan ateş edildi. Kemal Kılıçdaroğlu korumasının darbeci askerlerle yaptığı görüşme sonrası tanklar VIP salonunun önünden ayrıldı ve Kemal Kılıçdaroğlu da makam arabasıyla Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı ve Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti. Kılıçdaroğlu da orada televizyon karşısına geçmiş ve kahvesini yudumlarken görüntülenmişti. Yedili koalisyonun en büyük vaatlerinden biri FETÖ ve PKK üyeliği, ilişki ve irtibatı nedeniyle kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilenleri görevlerine iade etmek. O kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan herkesi görevine iade edeceğim. Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesine itiraz eden Meral Akşener altılı masadan kalktı. Masadan uzlaşı değil kriz çıktı. Altılı masa tam tabiriyle devrildi. Ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız. Öyle değil, masa kalktı. Cumhurbaşkanı adayı da altı liderin belirlediği kuralların dışına çıkmayacak. O zaman kriz çıkardı. E doğru. 14 Mayıs Kemal'in bay bay Kemal olacağı gündür. Her türlü ayak oyununun çevrildiği bu garip birliktelikten ne ülkeye, ne millete, ne gençlerimize hiçbir hayır gelmeyeceği anlaşılmıştır. Evet, durumu görüyorsunuz değil mi? Ama bunca eziyete hiç gerek yok. Bay bay Kemal'e oy vermek, hangi partiye gönül vermiş olursa olsun, kimseye vacip kılınmış bir görev değil. Gelin bu seçimde tercihimizi hep beraber Türkiye yüzyılından yana kullanalım. Şimdi ordudan öyle bir ses verin ki 85 milyonun hepsinin birden yüreği titresin. Gönlü huzur bulsun. Kalbi mutmain olsun. Hazır mıyız? Ordu 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Ordu 14 Mayıs'ta 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyor muyuz? Ordu 14 Mayıs'ta Türkiye yüzyılının inşası için Bismillah diyor muyuz? Ordu 14 Mayıs'ta Türkiye yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Maşallah. Karadeniz'in fırtına gibi uşaklarına da böylesi yakışır.
Kardeşlerim. Türkiye 100 yılının eşiğinde şöyle bir geçmişe baktığımız zaman ne görüyoruz biliyor musunuz? Cumhuriyetimizin ilk asrında bize vesayetiydi, darbesiydi, terörüydü, koalisyonuydu, ekonomik kriziydi, sosyal gerilimiydi derken altın kıymetinde yıllarımızı kaybettirdiler. Biz işte bu kısır döngüyü kırdık. Milletimizle birlikte bize dikilen deli gömleğini yırtıp attık. Asırlar sonra devletimizi yeniden güçlü, ülkemizi yeniden mamur, milletimizi yeniden müreffeh hale getirdik. Bunu da ülkemizin 81 ilinin tamamında gerçekleştirdik. Hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla ülkemizin asırlık kayıplarını telafi ettik. Şimdi ülkemize son 21 yılda yaptığımız yatırımları da kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle videoyu izleyelim. 100 yılın işini 20 yıla sığdırdık. Yerli otomobilimiz TOGG'u, kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı, Akıncı'yı, milli tankımızı, milli helikopterimizi, milli silahlarımızı, milli denizaltılarımızı, milli muharip uçağımızı, eğitim ve destek uçağı Hürjet'i, insansız savaş uçağı Kızıl Elma'yı, yerli hava savunma sistemlerini, ilk istihbarat gemisi TCG Ufuk'u, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu, yerli ve milli ilk gözlem uydumuz İMECE'yi, organize sanayi bölgeleri, ilk sürü İHA gösterisini, sondaj gemileri, Karadeniz'de doğalgaz keşfi, doğalgazı bedava, Akkuyu nükleer santralini, Türk akımı, mavi akımı, TANAP'ı, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattını, bor karbür üretim tesisini, 2,5 milyon konutun dönüşümünü, en büyük sosyal konut hamlesini, deprem bölgesinde yeni konutlar, 369 millet bahçesi, 5,5 milyar fidan dikimi, ilk tohum gen bankasını, ilk milli botanik bahçesini, Yusuf Eli barajını, geri dönüşüm tesisleri, tersaneler, limanlar, Marmaray, Avrasya tünelini, hızlı tren ağı, hava alanları, metrolar, 1915 Çanakkale köprüsünü, Osman Gazi köprüsünü, Yavuz Sultan Selim köprüsünü, Nisibi köprüsünü, Kuzey Marmara Otoyolu'nu, tüneller, modern bölünmüş yollar, dünyanın 3. deniz dolgulu havalimanı, milli elektrikli tren seti üretimini, dev şehir hastaneleri, yerli aşı Turkovak'ı, yerli tıp cihazları, 81 ile ücretsiz kanser tarama merkezleri, zorunlu eğitimi 12 yıl, ders kitaplarını ücretsiz, öğrencilere ücretsiz süt dağıtımı, öğrencilere tablet dağıtımı, okullara bilgisayar yardımı, okullara akıllı tahta dağıtımı, robotik ve kodlama atılımı, üniversiteler, stadyumlar, olimpik yüzme havuzları, modern adliye sarayları, İstanbul Finans Merkezi'ni, 3600 ek gösterge düzenlemesini, EYT düzenlemesini, kamudaki sözleşmeli personele kadro, asgari ücrete tarihi zam, memur maaşlarına artış, en düşük emekli aylığını 7500 lira, bayram ikramiyesini 2000 lira, elektrikte indirim, KDV'de indirim, gıda yardımı, yakacak yardımı, eğitim yardımı, barınma yardımı, fatura yardımı, en düşük engelli aylığını 1594 lira, evde bakım aylığını 4336 lira, bay bay Kemal'den böyle bir şey duydunuz mu? 97 lira, en düşük dul ve yetim aylığını 4125 lira, evde sağlık hizmetlerini, yerli uzay hamlesini, Kutuplarda Araştırma Merkezi, Ayasofya'yı Tekrar Cami, Atatürk Kültür Merkezi'ni, Ankara CSO binasını, Ankara Resim Heykel Müzesi'ni, İstanbul Resim Heykel Müzesi'ni, Beyoğlu Atlas Sineması'nı, Beyoğlu Kültür Yolu'nu, yeni tiyatro sahneleri, binlerce tarihi yapının restorasyonunu, tarihi camilerin restorasyonunu, tarihi sinagogların restorasyonunu, tarihi kiliselerin restorasyonunu, Galata Kulesi'nin restorasyonunu, Rami Kütüphanesi'ni, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nı, Türkiye'yi Diplomasi Merkezi, İstanbul Tahıl Anlaşması'nı, KKTC ve Libya ile MEB anlaşmalarını yaptık. Hastane sayısını, MR cihazı sayısını, tomografi cihazı sayısını, diyaliz cihazı sayısını, hasta yatak sayısını, hekim sayısını, toplam sağlık çalışanı sayısını, hasta başına düşen hekim sayısını, eğitim ve sağlık harcamalarını, okuma yazma oranını, okullaşma oranını, öğrenci burslarını, öğretmen sayısını, kız çocuklarının okullaşma oranını, üniversite sayısını, yüksek öğretim yurt kapasitesini, yüksek öğretimde beslenme yardımını, spor tesisi sayısını, lisanslı sporcu sayısını, spor kulübü sayısını, yeşil alan miktarını, orman miktarını, milli park sayısını, su arıtma tesisi olan belediye oranını, ülke ekonomisini 3 kat, ihracatı 8 kat, Merkez Bankası
döviz rezervlerini 5 kat, asgari ücreti 15 kat, açılan iş yeri sayısını, turist sayısını, içme suyuna ulaşan insan sayısını, tarımsal üretimi, çiftçiye destekleri, halka sosyal destekleri, şehit ve gazilere desteği, engelli memur sayısını, elektrikte kurulu gücü 3 kat, doğalgazlı il sayısını, yenilenebilir enerjinin payını, savunma sanayi proje sayısını, savunma projelerinin bütçesini, savunma ve havacılık ihracatını artırdık. Hava kirliliğini, karbon salınımını, çöp sorununu, trafik kazalarını, kamu borcunu, enerjide dışa bağımlılığı, savunma sanayinde dışa bağımlılığı, ekonomide dışa bağımlılığı, işsizliği, yargılama sürelerini, suç oranlarını azalttık. Katsayı zulmünü, başörtüsü yasaklarını, üniversite harçlarını, tarihi eser kaçakçılığını, IMF borcunu, enerji kesintilerini, adaletsizliği, kimsesizliği, istikrarsızlığı bitirdik. PKK, PYD ile, FETÖ ile, DEAŞ ile, vesayet odaklarıyla, çetelerle, uyuşturucuyla, sapkın akımlarla mücadele ettik. Saymakla bitiremeyeceğimiz nice eserlerimizle ülkemizin her karışına mührümüzü vurduk. Nasıl? Beğendiniz mi? 20 senede bunlar değil ha. Bunların dışında olanlar da var. Sormak lazım. CHP'li komşulara falan sorun. Deyin ki yahu şu Bay Bay Kemal acaba bu ülkeye ne yaptı? 10 tane büyükşehir belediyesi var. Orada neler yaptılar? İzmir'de ne yaptılar? İstanbul'da ne yaptılar? Ankara'da ne yaptılar? Şimdi takmış peşine onları dolaştırıyor. Ya yaptıkları bir şey yok zaten. İstanbulluyum. Ve İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yaptım. Ve bütün bunları yaparken de elhamdülillah CHP demek nedir? Çöp, çukur, çamur ve susuzluk. İstanbul'u ordulu kardeşlerim iyi bilir. Çöpten, çukurdan, çamurdan, susuzluktan biz kurtardık. Aynı şey burası için de geçerli. Şu sahil yolu var mıydı? Samsun'dan Hopa'ya burayı yaptık mı? Ordu Havalimanı'nı yaptık mı? Ordu'ya bu yakışırdı. Onun için de yaptık. Şimdi Ordu'da, Giresun'da bu havalimanından istifade ediyor. Yaklaşık 1 milyona yakın yolcu buralardan taşındı. Çünkü biz yaparız. Onlar konuşur. Sadece küresel düzeyde ses getiren projelerle uğraşmadık. Aynı zamanda şehirlerimizin her birini eşi benzeri görülmemiş yatırımlara kavuşturduk. Ordu'ya bugüne kadar ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Şimdi rakam veriyorum size. 62 milyar liraya yakın kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 3909 adet yeni derslik inşa ettik. Üniversitemizi şehrimize kazandırdık. Gençlik ve sporda 4791 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Bir stadyum olmak üzere 4 adet spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize yaklaşık 6 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 1045 yataklı 12 hastane ile birlikte 55 sağlık tesisi kazandırdık. Yapımına başladığımız 914 yataklı şehir hastanesini inşallah seneye tamamlıyoruz. Çevre ve şehircilikte TOKİ vasıtasıyla 5070 konut yaptık. Şimdi de ilk evimle 2050 yeni konut inşa edecek. İlk iş yerimle 30 iş yeri yapacak. İlk arsamla 1500 altyapısı hazır. Arsa vereceğiz. Kentsel dönüşümde şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 1768 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Ordu'daki 4 millet bahçemizden 3'ünün yapımına başladık. Ulaştırmada
50 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 152 kilometreye çıkardık. Tüneller vasıtasıyla şehrimizdeki ulaşımı kolaylaştırdık. Yapımı süren yolların çoğunu bu sene bitiriyoruz. Bünyesinde 6 adet çift tüp tünel, 11 adet çift köprü, 5 adet tek köprü ve 7 adet farklı seviyeli kavşak bulunan Ordu çevre yolunun kalan kesimlerini de seneye tamamlıyoruz. Üzerindeki çok sayıda köprü ve tüneliyle Fatsa çevre yolunu da yatırım programına aldık. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk denize dolgulu havalimanını Ordu'ya kazandırdık. Tarım ve ormanda Korgan, Kumru, Kırtaş ve Çağlayan barajlarının yapımı sürüyor. Çiftçilerimize yaklaşık 5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide şehrimize 2 organize sanayi bölgesi, 1 araştırma geliştirme merkezi kurduk. Enerjide Ordu'ya, Fatsa'ya, Gülyalı'ya ve Ünye'ye doğal gaz getirdik. Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölkoy, İkizce, Kavadüz, Korgan, Kumru, Perşembe ve Ulubey'i de en kısa sürede doğalgaza kavuşturacağız. Gördüğünüz gibi ne kadar özetlersek özetleyelim, yaptıklarımız bitmiyor. Tabii bir de yapacaklarımız var. Seçim beyannamemizde önümüzdeki dönem için yüzlerce, binlerce yeni projeyi milletimizin takdirine sunduk. Biz birileri gibi öyle aklımıza eseni söylemeyiz. Ama söylediğimiz her şeyi de yaparız. İsterseniz şimdi de önümüzdeki dönem yapacaklarımızı şöyle kısaca bir görelim. 20 yılda yapılamaz denilen ne varsa birer birer gerçekleştirdik. Şimdi yine milletimizle birlikte doğru adımlarla yola devam ediyoruz. Türkiye 100 yılına giriyoruz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz. Sürekli ve güçlü büyümeyle 2028 yılında 1,5 trilyon dolarlık milli gelire ve 16 bin dolarlık kişi başı gelire ulaşacağız. Bugüne kadar enflasyona ezdirmediğimiz memur, işçi ve emeklilerimiz başta olmak üzere her bir insanımızın Türkiye'nin artan refahından en üst düzeyde pay almasını sağlayacağız. 5 senede 6 milyon ilave istihdam oluşturacağız. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgazın sağlayacağı faydaları vatandaşımızın günlük hayatına yansıtacağız. Evlerde, mutfaklarda ve sıcak su tüketiminde kullanılan doğalgazı bir yıl boyunca bedava yapıyoruz. Bir ay boyunca ülkemizin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almıyoruz. Ülkemizin hiçbir yerinde depreme dayanıksız bina bırakmayacak, şehirlerimizi her türlü afetlere karşı dirençli hale getireceğiz. İstanbul'da 5 yılda 1,5 milyon konutu dönüştüreceğiz. İstanbul'dan başlayarak risk içindeki evini kentsel dönüşümle güçlendirenlerin maliyetinin yarısını biz karşılayacağız. Kentsel dönüşümde kira yardımını 5.250 liraya yükselteceğiz. Aile koruma kalkanı programını hayata geçireceğiz. Ana kaynağını Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gaz gelirlerinin oluşturacağı Aile ve Gençlik Bankası'nı kuracağız. Ev hanımlarına ve gençlerimize bu banka üzerinden destek aktaracağız. Ev hanımlarına emeklilik imkanı getireceğiz. Her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olmasını sağlayacağız. Yeni evlenen çiftlere 2 yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Aile yapımızı LGBT gibi sapkın akımlara karşı koruyacağız. Yüksek öğrenimdeki gençlerimizin ilk cep telefonu ve bilgisayar alanında vergiyi kaldıracak, ayrıca 10 GB ücretsiz internet vereceğiz. Evlatlarımızın, engellilerimizin, yaşlılarımızın, şehit yakınlarımızın, gazilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. 7 yılda 1 milyon TOGG'un yollara çıkmasını temin edeceğiz. Savunma sanayinde
tam bağımsız savunma sanayi hedefiyle yatırımlarımızı artıracağız. Terör örgütlerine karşı amansız mücadelemizi sürdürecek, terör belasını ülkemizin gündeminden tamamen çıkaracağız. Yeni, özgürlükçü ve sivil bir anayasayı hep birlikte ülkemize kazandıracağız. Türkiye'nin bölgesel ve küresel ölçekte istikrarlaştırıcı güç konumunu pekiştireceğiz. İslam ve Türk dünyasıyla geliştirdiğimiz ilişkileri daha da güçlendireceğiz. Dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkün şiarımızla sözü güçlü, gücü tesirli bir ülke olarak barışın ve istikrarın teminatı olacağız. Türkiye eksenini tahkim edeceğiz. Dünyada örnek gösterilen sağlık sistemimizi daha da güçlendireceğiz. Eğitimin her düzeyi için sunduğumuz destek ve bursları artıracağız. Çiftçilerimizi çok daha güçlü bir şekilde destekleyerek tarımda yeni bir atılım sağlayacağız. Ulaşım başta olmak üzere güçlü altyapı yatırımlarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. 100 milyar dolar turizm gelirine kavuşacağız. Yaptıklarımız saymakla bitmez. Yapacaklarımız anlatmakla bitmez. Bizde hizmet aşkı tükenmez. Memleket sevdamız tükenmez. Türkiye'de güven ve istikrar sürecek. Türkiye büyümeye devam edecek. Geleceğimizi beraber inşa edeceğiz. Türkiye yüzyılını birlikte kuracağız. Ve 14 Mayıs Türkiye yüzyılı için milat olacak. İşte aradaki fark bu. Birileri ülkemizi onu bölmek isteyenlerin pençesine itiyor. Biz Türkiye yüzyılıyla ülkemizi daha yukarılara taşımak için çalışıyoruz. Birileri elindekini, avucundakini de alarak ülkemizin siyasi ve ekonomik bağımsızlığına göz dikiyor. Biz Türkiye yüzyılıyla daha büyük ve güçlü bir ülkenin hayalini kuruyoruz. Birileri önce altılı, sonra yedili, sonra dokuzlu, ardından 11'li, şimdi artık sayılarının kaça çıktığını bilmediğimiz bir masaya meze yapmak için uğraşıyor. Biz Türkiye yüzyılıyla devletimizi güçlendirmenin, milletimizi zenginleştirmenin projelerini, programlarını yapıyoruz. Birileri milletimizi köken ve mezhep vurgusu üzerinden ayrıştırmaya dönük sinsi adımlar atıyor. Biz 85 milyonun tamamını kucaklayan eserlerimizde, hizmetlerimizde, devrimlerimizde birliğin, beraberliğin, kardeşliğin peşinde koşuyoruz. Türkiye yüzyılı öyle kapalı kapılar ardındaki kirli pazarlıklarla sağa sola koltuk dağıtmakla, küresel odaklara selam vermekle inşa edilmez. Kardeşlerim, Karadeniz'de doğalgazımızı çıkardık mı? Ücretsiz olarak doğalgaz gelmeye başladı mı? Şimdi inşallah bir yıl boyunca, evet, 25 metreküpü ücretsiz olmak üzere doğalgazımız evlere geliyor. Sizlerden tüm bu gerçekleri komşularınıza, akrabalarınıza ve özellikle de gençlerimize anlatmanızı istiyorum. Kardeşlerim, eğitimde sıraların üzerinde artık kitaplar ücretsiz olarak var mı? Ah ah. Biz teksir kağıdıyla okuduk. Üst sınıflardaki abilerimiz bize parayla vermezdi. Bu çileleri çektiğimiz için istedik ki artık sıraların üzerinde kuşe kağıtla kitapları verelim. Elhamdülillah. Bunu başardık. 76 üniversite vardı. Şimdi 208 üniversitemiz var. Üniversitesi olmayan ilimiz yok. Sağlıkta dev hastaneler kurduk. Şimdi Ankara'da Etlik Hastanesi, Bilkent Hastanesi, İstanbul'da Çamsakura Hastanesi, bunun yanında Murat Dilmener Hastanesi, Pakize Öz Hastanesi,
Bütün bunları o Covid döneminde hızla yaptık, bitirdik. Değerli kardeşlerim, niye böyle önem verdik bu işe? Halk içinde muteber bir nesne yok, devlet gibi olmaya devlet, cihanda bir nefes sıhhat gibi. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Şimdi önümüzde 10 gün boyunca sizlerden kapı kapı dolaşmanızı istiyorum. Öyleyse son bir defa daha ayıtleşelim. Hazır mıyız? Ordu 14 Mayıs'ta tercihimizi doğrudan yana yapıyor muyuz? Ordu 14 Mayıs'ta sandıkları patlatıyor muyuz? Ordu 14 Mayıs'ta bir kez daha destan yazıyor muyuz? Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Şimdi hep birlikte bir söz verelim. Malum bunlar talimatı nereden alıyor? Kandil'den. Pensilvanya ayrı. Bir de Kandil. Kandil'dekilerin zaten Allah'ı yok. Dini yok. Kitabı yok. Ezanı yok. Ve Kürt kardeşlerimi bunlar istismar ediyor. Kürt kardeşlerimin dindar olanları var. Ama bunlarla mukayese edilmez. Ve bunlar Diyarbakır annelerinin evlatlarını dağlara kaçırdılar. Onları taciz ettiler. Şimdi diyorum ki gelin 14 Mayıs'ta hesaplaşalım. Tamam? Kaldıralım ellerimizi. Tek millet. Az değil mi bu ya? Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Birazdan Ordu milletvekili adaylarımızı takdim edeceğiz. Ama şimdi meydana sormak istiyoruz. Fındığın başkenti Şanlıurfa diyenleri sandığa gömüyor muyuz? Teşekkür ediyoruz. Şimdi evet, AK Parti Ordu milletvekili adaylarımızı takdim ediyorum. Milli Eğitim Bakanımız, Ordu milletvekili adayımız Profesör Doktor Mahmut Özer. İbrahim Ufuk Kaynak. Hak yoluna baş koyarız biz. Mustafa Hamarat. Umutsuza umut biziz, gönüllere düş koyan. İsa Yüksel. İsa Gül. Biz yaptık yine. Samet Özdemir. Dağları aştık, aşacağız. İl başkanımızı, Kadın Kolları Gençlik Kolları başkanımızı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Profesör Doktor Numan Kurtulmuş'u sahneye davet ediyorum. İşte ordu sevdalısı, Türkiye sevdalısı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ordunun hizmetkarları. AK Parti Ordu milletvekili adaylarımız. Sevdamız Türkiye, bizim başka sevda bilmeyiz biz. Tevekkülümüz Allah'a, hiç kimseye eğilmeyiz biz.
bizi biz, biz yaptık yine, biz yapacağız. Dağları aştık, aşacağız. Sen ben yok deyip haykıracağız. Biz, 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 biz yaptık yine, biz yapacağız. Çağları aştık, aşacağız. Sen ben yok deyip haykıracağız. Biz, 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 biz yaptık yine, biz yapacağız. Çağları aştık, aşacağız. Sen ben yok deyip haykıracağız. Biz yaptık yine, biz yapacağız. Gençler, Türkiye yüzyılının mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'sa ilham kaynağı da sizlersiniz. Yollar açtık beraber, milletin duası şimdi senin için seferber. Huzurun, barışın, değerlerin yüzyılı. Gökte parlayan yıldızlar oluşturdu bak hilal. Yarın değil hemen şimdi, vakit geç olmadan. Türkiye yüzyılında, karşısında yok duran. İstikbal, istiklal, istiklalin yüzyılında. Hep beraber, hep birlikte Recep Tayyip Erdoğan. Her yere kazıdık sevdamızı, hey doğu güneş saç kaldı ışıklarını. Yarın değil hemen şimdi vakti. Türkiye yüzyılı milletin yılı. Yarın değil hemen şimdi vakti. Recep Tayyip Erdoğan. Doğuyor güneş, asılıyor bir tarih. Doğru zaman, doğru adamla devam. Her yere kazıdık sevdamızı, hey doğu güneş saç kaldı ışıklarını. Yarın değil hemen şimdi vakti. Türkiye yüzyılı milletin yılı. Yarın değil hemen şimdi vakti. Recep Tayyip Erdoğan. Kazıdık sevdamızı, hey doğu güneş saç kaldı ışıklarını. Yarın değil hemen şimdi vakti. Türkiye yüzyılı milletin yılı. Yarın değil hemen şimdi vakti. Recep Tayyip Erdoğan. Doğuyor güneş, asılıyor bir tarih. Doğru zaman, doğru adamla devam. Haydi söyle ordu!